Her şeyden evvel Allah Celle Celaluhu bizlere farzları emretmiş ve bunların yapılmasını emir buyurmuş, yapılmaması durumunda cezai müeyyide. Yani Rabbimiz bunları yapınız, yapılması farzdır, terk edilmesi haramdır, günahtır, günahkar olursunuz, benim azabıma düçar olursunuz. Bununla beraber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu farzın evvel ve ahirinde, ya Rabbim sen bizlere bunları farz kıldın, bununla beraber biz sana kulluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Kabilinden nafile dediğimiz ziyadesiyle ibadet yapıp Rabbimize yaklaşmaya, ona has bir kul olmaya gayret edeceğiz. Bunlar nafile ibadetler. Özet olarak farz namazlarında niyet şarttır. Yani sabah namazının farzına, öğle namazının farzına diye, cuma namazının farzına diye niyet edilmesi lazım. Nafile namaz dediğimiz namazların evvel ve ahirindeki sünnetler, evvabin, işrak, kuşluk, teheccüd, bütün nafilelerin hepsi, bunlar Allah rızası için kılındığından dolayı, ya Rabbim senin rızan için diye mutlak niyet edilmesi yeterlidir. İsmini söyleyemeyen kişi mesela teheccüd kelimesini tam söyleyemese de, ya Rabbim senin rızan için Allahu Ekber diye bu şekilde niyet edilmesi yeterli olacaktır. Ancak farz namazlarında farzın sahih olması için niyet şarttır. Öğle namazını kılarken ikindiye niyet etse namazı olmaz. İkindiyi kılarken öğle namazının farzına dese, orada vakit, niyet şarttır. Farz namazlarında niyetin tayini gerekmektedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a daim hizmet eden Sevban radıyallahu anh Efendimiz, Resulullah Efendimiz'e hep hizmet ederdi. Buyurdu ki, ya Resulallah, dünyada seni görüyorum, ahirette göremeyeceğiz. Çünkü sen peygambersin, derecen yüksek olacak. Bana öyle bir şey söyle ki sana yakın olayım ya Resulallah. Aleyke bi keseti sucud ya Sevban. Çok secde et. Yani çok nafile namaz. Şimdi biz farz namazlarını arttıramayız. Gönlümüzden ibadet aşkı geldi diye sabah namazı iki rekat farzdır. Onu çoğaltamayız. Neyi çoğaltabiliriz? Nafileyi. Gece ibadeti mesela. Aleyke bi keseti sucud lillah. Fe inneke la tecudu lillahi secdeten. Sen bir secde yaparsan illa refakallahu bir derece. Allah senin dereceni yükseltir. Ve hatta ankebiye katıya. Ve günahların silinir. Afdalü salatin fi buyutukum ilel mektube. Sizin evinizde kılacağınız namaz faziletlidir. Farz namazları hariç. Farz namazlar camide, cemaatle kılınır. Sallu fi buyutukum ve la tettehuzuha kubura. Evinizde nafile namaz kılınız, kabristan edinmeyin. Sahabe sordu, ya Resulallah ev kabir olur mu? Kabirde namaz, kabirde zikir, kabirde Kur'an yok. Yani kabirdeki kişi ibadet taat edemiyor. Sen de evinde namaz kılmaz, Kur'an okumaz, zikir yapmaz, tesbih çekmezsen evin oldu kabir. Yani kabirdekiler nasıl yatıyorsa aynı duruma düşmüş oluyor kişi. Yine sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ma utiye abdun fi hazi dünya halun lehu min en yu'zene lehu fi rakete yusallihima. Yani bir kula dünyada iki rekat namaz kılma hususunda verilen müsaade kadar daha hayırlı bir iş yapmış değil. Çünkü sonsuz ahirete götürmüş oluyor. Yani ahirete biz sevap terazisine bunları koymuş oluyoruz. Rekatane hafifetane hayrun min dünya aleyha. İki rekat hafif de olsa kılınan namaz dünya ve içindekilerden hayırlıdır. Ve levenneküm tef'alüne ma umirtum bihi le ekeltum gayre ezri'a ve le eskiya. Bu meselelerle alakalı sabah namazı kıymetli bir vakittir. Sabah namazından sonra ve estağfurullah bil eshar, seher vakti Allah'tan istiğfar ederler. Es-subha, sabah namazından sonraki uyku temle-ur rızk, bereketi kaldırır. O saat bereketli bir saattir. Yine Hazreti Cabir'den, men salle rekaten fi hela la yerahun nasu illallah vel mektube kutibe lehu beratü minennar. Yani bir insan kimse bilmiyor, Rabbisiyle baş başa, melekler tabii bizimle beraber, o kıldığı Allah için namazlar o kişiyi cehennemden kurtarır. Yani biz sonsuz ahirette Rabbimizin rızasına nail olmamız için ibadeti çoğaltmamız lazım. Hangisi kabul olur? Birisinden tutturur, ahireti kurtarır. Sallu eyyuhennas fi buyutukum ve la tetruku nevafile fiha. Evinizde nafile kılınız. Evinizi nafilesiz bırakmayın.